Merhabalar. Örgü kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Gününüz güzel, kazancınız bereketli olsun. Allah'ın selamı ve bereketi üzeriniz olsun sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Evet arkadaşlar, ekranda gördüğünüz gibi bugün sizlerin karşısına şöyle güzel orta kalınlıkta bir bebe ile geldim. Bugün sizlere örmesi çok kolay, örgü bilmeyelim bile öreceği harika bir modelden bahsedeceğim. Bugünkü modelimden çok güzel bebek yeleği olur. Bebek hırkası olur. Yakadan başlamalı bebek örgülerine çok yakışır. Gelin yeleği olur, çeyizlik yelek olur, anne yeleği olur. Hırkalara çok yakışır. Dilediğiniz örgüde kullanabileceğiniz bir modelden bahsedeceğim. Şimdi dilerseniz modelimi anlatmaya geçelim. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi ben şöyle şişimin üzerine bir miktar ilmek aldım. Herhangi bir lastik uygulamadım. Sadece bir sıra ters örgü ördüm. Siz bu modeli örebilmek için dilediğiniz lastiği kullanabilirsiniz. Yakadan başlamalı bebek örgülere de çok yakışır. Bu modelimi ve bu ipimi örebilmek için ben 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyerek işime başlıyorum. Rabbim cümlemizin işine kolaylık versin. Hanelerimize sağlık, sıhhat, huzur, bereket versin. Modelimizin ilmek sayısından bahsedeyim. Hırka, yelek, süveterine başlarsak bir model 5 ilmekten oluşuyor. 1, 2, 3, 4, 5. Burası bir model. Ve bunu tekrar, ed tekrar ediyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Ne başlarsak 5, 10, 15, 20, 25. Bu şekilde 5, 5 ilmek atıyoruz arkadaşlar. Ve sonuna 1, 2, 3 ilmek ekliyoruz. Dilediğimiz kadar kenar pati ilmeği de ona göre atıyoruz. Modelimizi arka yüzden kuracağım. Bir kereye mahsus arka yüzden kuracağım arkadaşlar. Modelimizi ön yüzden devam ettireceğiz. Zemin hazırlığı olarak bir kereye mahsus modelimizin arka yüzünden bu işlemi uygulayacağım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir düz örüyorum. 4 ters örüyorum. 1 2 3 4 ters ördüm. Burası bir model arkadaşlar. Kenar ilmeğinden sonra bakın bir düz 4 ters ördüm ve şimdi bu işlemi tekrarlıyorum. İşlem aynı bakın. Bir düz ördüm. 4 ters örüyorum. Ben bu işlemi bir kereye mahsus yapıyorum arkadaşlar. Modelimizi arka yüzden bu şekilde zemin hazırlı olarak bir düz dört ters yapıyoruz arkadaşlar. Bakın tekrar bir düz dört ters. Bu yapmış olduğumuz işlem arkadaşlar zemin hazırlığı. Bunu bir kereye mahsus yapıyoruz. Tekrar bir düz dört ters. Önce şuradaki ilmeğimi bir düzelteyim arkadaşlar dört ters yapıyorum tekrar bir düz tekrar bir iki üç dört ters örüyorum tekrar bir düz örüyorum kenar ilmeği ters örüyorum modelimizi bu şekilde arka yüzden kuruyoruz arkadaşlar bu yaptığımız işlemi bir kereye mahsus yapıyoruz Şimdi modelimizin ön yüzündeyim. Birinci sıradayım. Modelimizin birinci sırası burası arkadaşlar. Ön yüzü. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Modelimizin ön yüzünde birinci sırada kenar ilmeğinden sonra sırasına gelen ilmeğimiz ters. Bir tane ters ördüm. Bir tane ters ördükten sonra bakın sırasına gelen ilmeğin bu şekilde dört tane düz olması lazım arkadaşlar. Bir ters ördüm. Modelin birinci sırasındayım. Bir kez doladım. Bakın bu şekilde bir kez doladım. Bu dört düz ilmeğimin ikisini düz örgü olarak kesiyorum. Buradaki kalan ikisini ise bakın yönünü çeviriyorum. Bu şekilde. Yönünü çevirdikten sonra bu iki ilmeği şöyle sağa yatacak şekilde kesiyorum. Eksilen ilmek sayımızın yerine bir kez doluyorum. Bakın burası bir model. Modelimizin ön yüzündeyim ve birinci sıradayım arkadaşlar. Şimdi bu işlemi tekrarlıyorum. Öncelikle bir tane ters örüyorum. 4 düz ilmeğe geldiğimizde ise tekrar bir kez doluyorum. 2 ilmeği düz kesiyorum. Tekrar 2 düzümün yönünü çeviriyorum. Yönünü çevirdiğim bu iki düz ilmeği arkasından alarak düz örgü olarak kesiyorum. Ve bir kez doluyorum. Burası da bir model. Modelimi tekrarlıyorum. Önce bir tane ters örüyorum. Bu ters bizim ara modelimiz arkadaşlar. Ve bir kez doladım. 2 ilmeği düz kestim. Bakın 2 düz ilmeği kestim. Burada kalan iki düz ilmeği ise yönünü çeviriyorum. Sağ yatacak şekilde şöyle arkasından alarak bu 2 ilmeği bu şekilde kesiyorum arkadaşlar. Ve bir kez doluyorum. Burası da bir model ve modelimi tekrarlıyorum. Bir ters ördüm, bir doladım. 2 ilmeği düz kestim. Tekrar 2 düz ilmeği bu şekilde yönünü çeviriyorum. Arkasından alarak sağa yatacak şekilde düz örgü olarak kesiyorum. Eksilen ilmek sayımızın yerine gelmesi için bir kez doluyorum. Ve modelimi son kez tekrarlıyorum arkadaşlar. Ara modelim olan bir ters ördüm. Bir kez doladım. Bakın dört düz ilmeğimiz var. Doladıktan sonra bu dört düz ilmeğimizin ikisini düz örgü olarak kesiyorum. Kalan ikisini ise bu şekilde yönünü çeviriyorum. Bu dört düz ilmeğimizin yönünü çeviriyorum. Tekrar geri takıyorum. Bakın bu yönünü çevirdiğim iki ilmeği arkasından alarak düz örgü olarak kesiyorum. Ve bir kez doladım. Bir kenar ilmeğinde ters örüyorum. Bu şekilde modelimizin birinci sırasını kuruyoruz arkadaşlar. Modelimiz aynı zamanda da lastik istemeyen bir model. Bu şekilde bir diş haroşa yaparak modelimizi kurabiliriz. Şimdi modelimizin ön yüzünden birinci sıramızı bu şekilde uyguladık. Modelimizin arka yüzündeyim. ikinci sıradayım. Modelin arka yüzünde ikinci sırada. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Sırasına gelen ilmeğimiz bir tane düz. Düzümü düz, düz ördüm. Sırasına gelen ilmeğimiz bu şekilde ajur. Bunu bir tane ters örüyorum. Burada şimdi bakın şöyle göstereyim arkadaşlar. İki ters ilmeğimiz olacak. Bakın şöyle iki ajurun ortasında iki ters ilmek var. Öncelikle bakın şöyle ikinci ilmeği şişime alıyorum. İkinci ilmeği şişime aldıktan sonra öndeki ilmeği bıraktım. Bakın öndeki ilmeği arkaya arkadaki ilmeği öne getirdim bu şekilde bu iki ilmeği yerini değiştirdikten sonra bu iki ilmeği birer birer ters örgü olarak örüyorum bakın iki ilmeği yerini değiştirdim ve ters örgü ördüm buradaki ajurumu da ters örüyorum yani toplamda yine aynı bir düz dört ters örmüş oluyorum ve bunu tekrarlıyorum arkadaşlar bakın bir düz bir ters buradaki iki ters ilmeğin yönünü değiştiriyorum bu iki ilmeği ondan sonra bu şekilde takıyorum tekrar bu iki ilmeği ve bir iki ters örüyorum arkadaşlar aşırımı da ters örüyorum modelimizin arka yüzünde ikinci sırada yapacak olduğumuz işlem bu modelimiz çok kolay örmesi de çok keyifli bir model arkadaşlar ve çok da gösterişli her örgüye de yakışır sıra sonuna kadar ikinci sıramızı ben bu şekilde tekrarlıyorum düzümü düz ördüm ajurumu ters örüyorum iki ters ilmeğe geldiğimizde ise bu iki ters ilmeğin önce ikincisini alıyorum öndekini bırakıyorum bakın öndekini arkaya arkadakini öne tekrar bir iki ters ördüm buradaki ajurumu da ters örüyorum ve modelimi son kez tekrarlıyorum modelin arka yüzünde ikinci sırada bir tane düz ördüm bir tane ters ördüm burada iki ters ilmeğimiz var öncelikle ikincisini alıyorum arkadaşlar bakın öndekini bıraktım öndekini arkaya arkadakini öne ve bu yer değiştirdiğim iki ilmeği yine aynı ters örüyorum yani toplamda dört tane tersim oldu bakın tekrar bir düz ördüm kenar ilmeği de ters örüyorum Modelimizin arka yüzünden ikinci sıramızı da bu şekilde kuruyoruz. Burası modelimizin arka yüzü ve ikinci sırası. Şimdi modelimizin ön yüzündeyim. Üçüncü sıradayım. Modelin ön yüzünde üçüncü sırada kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra sırasına gelen ilmeğimiz bir ters. Bu bir ters bizim ara modelimiz. Bir ters ördükten sonra dört düz örüyorum. Bir, iki, üç, dört düz ördüm ve Burası bir model modelimizin ön yüzündeyeyim 3ünü sıradayım bu işlemi tekrarlıyorum 1 ters ördüm 400 örüyorum tekrarlıyorum tersimi ters örüyorum ve 400 örüyorum aynı şekilde bakın bir tane tersimi ters ördüm tekrar 400 örüyorum 1 2 3. 4 düz ördüm ve modelimin üçüncü sırasında bu şekilde ilmekleri gördüğümüz gibi ördüm arkadaşlar kenar ilmeğinde ters örüyorum modelimizin üçüncü sırasını ön yüzden ilmekleri gördüğümüz gibi ördük düzümüzü düz tersimizi ters modelimizin arka yüzündeyim dördüncü sıradayım modelimizin arka yüzünde dördüncü sırada aynı şekilde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz bakın düzümü düz tersimi ters örüyorum yani bir düz 4 ters arkadaşlar modelin arka yüzündeyim dördüncü sıradayım bir düz 1 2 3 4 ters yapıyorum ve bu işlemi bu şekilde sıra sonuna kadar tekrarlıyorum Bizleri buraya kadar izlediyseniz videomuza bir beğeni bir yorum yapmayı unutmayın Sizlerin bir beğenisi bir yorumu bizler için çok önemli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tersimi ters düzümü düz örerek modelin dördüncü sırasında bu şekilde ilmekleri gördüğümüz gibi ördük arkadaşlar. Modelin dördüncü sırasında. Ben şimdi sizlere bir modeli anlattım. Bir model bu şekilde dört sırada tekrar ediyor arkadaşlar. Ve şimdi modelimizi ikinci kez ön yüzden nasıl kurduysak ikinci modelimizi de aynı şekilde kuruyoruz şöyle ikinci modelimizi kısa bir şekilde tekrarlayacağım kenar ilmeğini örmeden aldım bakın ikinci kez birinci sıramızı nasıl kurduysak ikinci modelimiz de aynı bir ters örüyorum bir doladım bakın burada dört düz ilmeğimiz var bu dört düz ilmeğimizin önce ikisini düz örgü olarak kesiyorum burada iki düz ilmeğimiz kaldı bu iki düz ilmeğimizin gene aynı yönünü çeviriyorum iki ilmeği bu şekilde alarak Sağa yatacak şekilde kesiyorum eksilen ilmek sayısının yerine bir kez doluyorum bakın modelimizin birinci sırası bu şekildeydi şöyle bir kez daha tekrarlamak istiyorum bir tane ters ördüm yani tersimi ters ördüm bir kez doladım Dört düz ilmeğe geldiğimizde ise ikisini düz kesiyorum kalan ikisini ise bakın arkasından alarak ilmeklerin yönünü çevirerek sağ yatacak şekilde düz örgü olarak kesiyorum bir kez doluyorum. Bir ters örüyorum. Modelimizin birinci sırasını bu şekilde kurduk arkadaşlar. Hep bu dört sıranın tekrar olacak modelimiz. Ben şöyle modelimi video öncesi bir parça hazırladım. Gerçekten örmesi çok kolay. Harika gösterişli bir model oldu. Dilerseniz bebek örgülerinde dilerseniz yetişkin örgülerinde kullanabileceğiniz enfes bir model oldu arkadaşlar. Kabartmalı ajurlu bir model oldu. Çeyizli örgülerine de bebek örgülerine de çok yakışacağını düşündüm bir modelden bahsettim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.